Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde gitarın anatomisini anlatacağım. Gitar, 3 ana bölümden oluşan bir enstrümandır. Bunlar kasa, sap ve baş bölümüdür. Kasa bölümünde alt eşik olarak adlandırdığımız bir kısım vardır. Alt eşikten yola çıkan teller kasa, sap ve baş bölümüne kadar devam ederler. Ve burada akort bulgularında sona ermektedirler. Akort bulgularında bir makara sistemi vardır arkadaşlar. Makara sisteminde yol boyunca devam eden teller buradaki makara üzerine dolanarak sonlanırlar. Makarayı sağdan sola çevirdiğinizde sesler tizleşir, incelir. Soldan sağa çevirdiğimizde sesler pesleşir, yani kalınlaşır. Ve biz de bu vasıtayla akort yapmış oluruz. Yine rezonans kasasının üzerinde bir ses deliğimiz vardır. Ve ses deliğinin çevresinde bir desen dikkatinizi çekmektedir. Buna rosetta denmektedir arkadaşlar. Rosetta gitarın yapıldığı, ait olduğu kültürü belirten bizim kilim desenlerimizde olduğu gibi kültürel bir damgadır diyebiliriz. Fakat ses deliği teknik anlamda da işimize yarayan bir kısımdır gitarlarında. Herhangi bir tele dokunduğumuzda arkadaşlar ortaya çıkan ses dalgaları ses deliğinden gitar kasasına girerek gitar kasası içerisindeki akustik duvarlara çarpıp gitara ait bir kimlik kazanarak, gitara ait bir tını ve ton kazanarak tekrar dışarıya çıkarlar arkadaşlar. Bugün günümüzde dünyadaki en popüler enstrümanlardan bir tanesidir. Hem çok sesli olması, hem tek sesli çalınabiliyor olması, hem bir eşlik enstrümanı olması bakımından önemli bir enstrümandır. Bugün her müzik tarzında, türküden, caza, rock'tan, pop'a, batı klasik müziğinden, blues müziğine kadar pek çok coğrafyada, pek çok kültür ve millet içerisinde kendine yer bulabilmiş, sevilen ve saygın bir enstrüman. Gitar yapımında kullanılan ağaçlar, ladin ağacı, sedir ağacı, abanoz ağacı, akça ağaç, gül ağacı gibi bölümlere ayrılabilirler. Bu ağaçlar günümüzde ekonomik bakımdan artık maliyetli ağaçlardır. Fiyatları yüksektir. Bu yüzden gitar enstrümanında artık fiyat yüksek enstrümanlar arasına gittikçe giren bir enstrüman olmaktadır. Fakat yine günümüzde farklı teknolojilerle sunta, suntalem, sıkıştırılmış talaş kullanılarak gitar enstrümanı kısmen yapılabilmektedir. Ve iyi sonuçlar alındığı da görülebilir bazen. Bu ağaçlar, bu teknolojilerle, bu tekniklerle yapılan gitarları tercih ederseniz yine de işinizi görebilecek enstrümanlara kavuşabilirsiniz daha uygun bir fiyata. Gitarımızı aldığımızda onu nasıl korumalıyız arkadaşlar? Bundan biraz bahsedelim. Gitarımızı arkadaşlar her şeyden önce gelecek darbelerden korumalıyız. Gitar sağlam görünse de aslında kırılgan bir enstrümandır. Özellikle de klavye, sap bölümüne gelebilecek herhangi bir büyük darbe onu topuk bölgesinden çıkartabilir, yani koparabilir veya kırabilir klavyeyi. Özellikle baş ve sap bölümüne alacağı darbelerden onu korumalıyız. Diğer bölgelerde de tabii ki sorunlar oluşabilir. Fakat bunlar biraz daha kozmetik sorunlar olabilir. Çatlak gibi, çizik gibi. Ama özellikle sap ve baş bölümüne gelen darbelerden onu korumalıyız. Klavyenin eğrilmesi, klavyenin artması gibi problemler olabilir. Bunun nedeni de genelde soğuk ve sıcak değişiklikleridir. Lütfen gitarınızı radyatörün yanına, klimanın karşısına, kalorifer peteklerinin yanına veya üzerine koymamaya dikkat ediniz. Onun temizliği için pürüzsüz bir bez, kuru bir bezle
tozunu alabilirsiniz, onu temizleyebilirsiniz. Asla suya sokmayın, çok fazla nemli bir bezde onu temizlemeyin arkadaşlar. Genel olarak gitar anatomisi hakkında söylenecek şeyler bu. Belki şundan bahsedebilir. Gitar alırken neye dikkat edilmesi lazım? Gitar alırken arkadaşlar tel yüksekliği en önemli konulardan bir tanesi. Özellikle gitara yeni başlayan arkadaşlarımızın en çok müzdarip olduğu sorunlardan bir tanesi çok yüksek telli gitar almış olmaları veya klavye çok yakın tellere sahip gitarları almış olması. Bunun belli bir oranı vardır. Yani bu oran göz kararıyla da belirtilebilir. Mümkünse teller 1 santimden biraz daha az bir yükseklikte olmalı klavyeden. Aksi takdirde klavyeye çok yakın teller patlayabilir. Mesela ben bu gitar öyle bir problem içermiyor ama göstermek için çalışacağım. Mesela telleriniz klavyeye çok yakınsa bu şekilde tellere perdelere bastığınızda herhangi bir sesle karşılaşabilirsiniz. Yine klavyeden teller çok yukarıdaysa o zaman da sol elinizle gitar perdelerine basmakta zorlanabilirsiniz. Bunu anlatmak bir şeye benzetmek gerekirse bataklıkta yürümek gibi gitar klavyenin zor ve zahmetli bir şekilde basmak zorunda kalabilirsiniz. Telleriniz yüksekse. Saf bölümünü anlatacak olursak arkadaşlar, saf bölümünde de gördüğünüz gibi bakır veya çelik çubuklar olduğunu görmekteyiz. Bu her iki bakır veya çelik çubuk arası bir perdedir arkadaşlar. Ve her perde bir nota içerir. Örneğin en alttaki birinci telimizin birinci perdesi burasıdır. Birinci telimizin ikinci perdesi, birinci telimizin üçüncü perdesi, birinci telimizin dördüncü perdesi, birinci telimizin beşinci perdesi, ikinci telimizin birinci perdesi, ikinci telimizin ikinci perdesi, ikinci telimizin üçüncü perdesi, ikinci telimizin dördüncü perdesi, ikinin beşi. Veya altıncı telin birinci perdesi, altının ikisi, altının üçü, altının dördü, altının beşi. Bunların hepsi arkadaşlar bir perdedir ve bir nota içerir. Mümkünse sol elimizde tellere dik bir şekilde, bu perdeleri bir şekilde basmamız lazım. Ağaç boşluk ile parmağımız arasında teli biraz ezmemiz lazım. Gitar anatomisi hakkında anlatacaklarım bunlar. Hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve iyi dersler.